Bismillah, elhamdülillah, assalatu vesselamu ala Resulillah, selamu aleyküm ve rahmetullah. Rabbim hepimize Kur'an ayetleri üzerinde yeterince tefekkür etmek, tedebbür etmek, oralardaki emir ve yasakları, hikmetleri iyi kavrayıp hayatımıza geçirmek, başkalarına da evvela Kur'an'a davet etmek, ve Kur'an'ı topyekün sosyal ve siyasal hayata hakim kılma mücadelesinde görevlerimizi yerine getirmek nasip eylesin inşallah. Evet. Bugün En'am suresi 148 ila 152 hatta 153. ayetleri işlemeye çalışacağız. 5 ayet, 6 ayet. Evet. Bu ayetlerde iki önemli konuya temas edilir. Birisi ilk ayette Allah'a iftira atarak kadercilik yapmak konusu gündeme gelir. Diğer ayetlerde de Allah'ın hududu, haramlarının topluca bir beyanı, Tevrat'ta ve İncil'de vurgusu yapılan 10 emir ki Kur'an'da İsra suresinde de En'am suresinde de vurgulandığı şekilde önemli haramlar peş peşe sayılır. Bu iki konu gündeme gelir bugün işleyeceğimiz ayetlerde. Evet. Besmele çekelim, tekrar ayetleri görelim inşallah. Estağfirullah, Bismillah. Seyekullu lezine eşrekü levşâ Allahumma eşrekna ve la âbâuna ve la harramna min şey. Evet. Şirk koşan müşrikler, kafirler, putperestler diyecekler ki eğer Allah dileseydi biz şirk koşmazdık. Demek ki bizim şirk koşmamız Allah'ın takdiriyleymiş. Evet. Ve la abauna, babalarımız da atalarımız da Allah'ın takdiriyle şirk koşuyor. Allah dilemeseydi biz şirk filan koşamazdık. Atalarımız da öyleydi. Ve la harramna min şey ve hiçbir şeyi de haram kabul etmezdik, haram saymazdık. Kendi kafamızdan filan böyle haramlar icat etmezdik. Kezalike kezzebellezine min kablihim, aynen böyle onların öncekileri de, onlardan önce yaşayanlar da benzer şekilde tekzip ettiler. Peygamberlerin getirdiğini yalanladılar. Hatta zâku be'sena, hatta azabımızı tattılar. Evet. Kul hel indeküm min ilmin fetuhricuhu lena. Yanınızda bir ilim mi var? Oradan çıkartıp bize sunduğunuz bir belgeniz, bir deliliniz mi var? Bir kitabınız mı var? Size bunları söyletiyor. Bu delil olarak oradan aldığınız böyle bir husus mu var? Hayır. İn tettebiuna, de ki onlara, İn tettebiuna illa zan. Siz ancak zanna tabi oluyorsunuz. Sanılarınıza, zannetmelerinize, tahminlerinize uyuyorsunuz. Varsayımlar peşinde gidiyorsunuz. Faraziyeler üzerinde duruyorsunuz. Ve in entum illa tahrusun ve o yüzden de temelsiz tahminlerde bulunuyorsunuz. Atıp tutuyorsunuz. Evet. Demek ki Allah hakkında, din hakkında eğer delilsiz konuşma durumu varsa
bu hevalara, zanna tabi olmaktır. Ve insanlar hiç delilsiz, belgesiz konuşurlarken kendilerini azaba götürecek temelsiz tahminlerde bulunmaktadırlar. Ben zannediyorum ki, ben öyle düşünüyorum ki, bana göre gibi cümlelerin bu ifadelerle başlandığı hususlar, eğer Kur'an'a uymuyorsa, Kur'an'a ters düşüyorsa, ciddi manada Allah'ın dinine bir iftira, zanna dayalı hakka karşı çıkma, temelsiz iddialarla insanları ifsad etmeye yöneliktir. Tabi ayetlerin üzerinde düşünüp ayetlerle ilgili tefekkürle alakalı onun açıklanması, izahı sadedinde Allah'ın dinini anlamakta akıl yürütmek dediğimizle alakalı değil. Bu Allah'ın kitabına, ayetlerine, hükümlerine ters olarak onu önemsemeden, onu yok sayarak veya onunla zıtlaşarak görüş bildirme ve Allah'ın yasakladıklarını kendi hevasıyla meşru tutma anlayışıyla alakalıdır. Evet. Yani ilme tabi olmak değil, zanna tabi olmak. Akıl, Kur'an'ın ısrarla önemsediği, akletmemizi emrettiği, akletmezsek üzerimize pislik yağdırılacağı, kafirlerin akletmediği vurgulanarak aklın büyük bir nimet olduğunu ve bundan yararlanmamız gerektiğini Kur'an'ın vurguladığı çok önemli bir nimettir. Ama akıl kendisine verilen verilerle hükme varır, çalışır. Eğer aklı ilimle beslerseniz, ilim yönlendirirse, akla ilim gıda olarak, veri olarak arabanın benzine ihtiyacı varsa benzin doldurulması gibi ilim verilerek akıl çalıştırılırsa, akıl insanı ilahi hikmetlere, ilahi esaslara yönlendirir. Ama aklı ilimle değil de zanla, heva ile, tahminlerle, uydurma teorilerle beslerseniz, aklı onlarla çalıştırırsanız, akıl yine çalışır. Hırsızın da aklı var, hırsız da aklını kullanıyor hırsızlık yaparken. Puta tapan müşrikler de, onların da akılları var, onlar da akıllarını kullanıyorlar. Ama Allah'ın aklı kullanmak dediği ilimle, vahiyle desteklenen, onunla yönlendirilen şekilde aklını kullanmak değil, tahminlerle, zanlarla, teorilerle aklı kullandıklarını düşünüyorlar ki Kur'an buna aklı kullanmak olarak değer vermez. Aklını kullanmıyorlar olarak hüküm koyar. İşte Kur'an'dan yola çıkarak aklı kullanmak var. Kur'an'a karşı çıkmak için zanları, tahminleri kullanarak güya aklı kullandığını zannetmek var. Bu ikincisi eleştiriliyor ve diyorlar ki Allah dilemeseydi biz şirk koşmazdık. Allah böyle takdir etmiş. Bu kader anlayışının çok çarpıtılarak değersizlendirilmesi demektir. Kaderin ne olduğunu
önceden bilmek mümkün değil. Bir. İki, insanların ister birey ister toplumsal olarak yaptıkları yanlışları Allah'a fatura etmek. Burada olduğu gibi. Ve bunu kader vesilesiyle yapmak Allah'a aynı zamanda iftiradır. Bu kadere iman filan değildir. Siz yenebileceğiniz düşmana yeniliyorsunuz. Ne yapalım? Kaderimmiş diyorsunuz ondan sonra. Kendinizi suçlamak yerine Allah'ın takdiriymiş diye Allah'ı suçluyorsunuz. Söz gelimi örnek verelim. Birkaç gün önce İzmir'de deprem oldu. Başka binalarda değil de 3 binada aşağı yukarı ölüler oluştu. Şimdi müteahhidin savunmasını düşünün. Ne yapalım? Bizim binaya denk geldi. Allah kader olarak bizim binadan ölüleri çıkarttı. Takdir-i ilahi. Niye kızıyorsunuz? Takdir-i ilahi. Deprem olacak. Bizim binadan ölüler çıkacak. Bizim insan burada yaşayanların ecelleri gelmiş. Başkalarınınki gelmemiş. Allah bu binadan ölüler çıkmasını takdir etmiş. Kader. Sen dikkat etme, bir trafik kazasıyla adamı çarp. Ne yapalım? Takdir-i ilahi de. Eyvallah. Yani kibritle bir yeri ateşe ver. Sonra takdir-i ilahi de. Evet. Allah'ın indirdiğiyle insanları yönetme. Ondan sonra problemler konusunda, fesat konusunda ne yapalım? Kaderimiz buymuş de. Yani insanların fakirliğini, ezilmişliğini vesaireyi kendi yanlışlarına göre Allah'ın kurallarını uygulamadığıyla alakalı değerlendirme, kadere yükle. İflas ediyor insanlar. Neden? %90'dan çok daha fazlası bankadan kredi çektiği için elini veriyor, kolunu da bedenini de kaptırıyor. Sonra ne yapalım? Allah'ın takdiri. O malı o verdi, o aldı. Eyvallah. Tabii buralarda kaderle ilgili hassas bir noktada yok değil. Yine kader midir? Eyvallah, ama o kaderi kendin ne yaptın? Oluşturdun. Suç alın yazında değil, Allah'ın takdir etmesinde değil, sende. Ve ma asabeküm min musibetin fe min nefsik. Başınıza gelen musibetler Allah'ın takdiriyledir. Allah öyle yazmıştır da o yüzden musibetler gelmiştir demiyor Allah. Başınıza gelen musibetler kendinizden kaynaklanıyor. Diğer ayette kendi ellerinizle yaptıklarınızdan. Yani suç senin. Evet. İşte suç senin olduğu halde Allah'a havale etmen, suçlu olarak onu göstermen ne büyük bir iftira ve ne büyük bir itham etmektir Allah'a. Evet. Kur'an diyor ki size isabet eden güzellikler Allah'tandır. Ve ma esabeke min hasenetin fe min Allah. Kişi zengin oluyor, başarılı oluyor, okulunda şöyle başarılar elde ediyor. Ben yaptım. Ben kazandım. Ben çalıştım. Ben zengin oldum. Kafayı kullandım. Aynen kimin dediği gibi? Karun'un dediği gibi. Bunlar bendeki ilim yüzünden verildi bana. O da verildi diyor. Aldım demiyor. Allah verdi diyor.
Ama kafayı çalıştırdım da ondan. Bunun bilgisini elde ettim. Ben yaptım. İşte bu şeytani bir anlayıştır. Şeytan da öyle demişti. Kader konusunda ilk problemli ifade şeytana aittir. Sen beni azdırdığın için ben de insanlara şöyle şöyle yapacağım. Beni azdırdığın için. Sanki Allah azdırmış onu. Allah azdırmış. Maalesef bu kadercilik anlayışıyla ilgili uydurma rivayetler çıkmış bir sürü ve her şeyi kader anlayışıyla suçu Allah'a yükletmişler. Yani kişi daha doğmadan kaderi cennetlik cehennemlik olduğu belli oluyor. Bunu nasıl anlarsınız? Daha önce söyledim mi bilmiyorum. Tekrar ifade edeyim. Kader anne karnındayken yazılıyor. Kişinin cennetlik ve cehennemlik olduğu ve rivayet odur ki kişi cennetlik cehennemlik olduğunu bilmiyor. Söz gelimi Müslümanca yaşıyor, yaşıyor. Sonra kader onun önüne geçiyor. Ölmeden önce kader onu cehennemlik amellere sürüklüyor ve cehenneme gidiyor. Tersi de bunun böyle. Kişi cehennemlik amelleriyle kafir olarak yaşıyor, yaşıyor. Sonra kader önüne geçiyor ölmeden. Sonra cennetlik amel işliyor ve cennete gidiyor. Bir kimse şöyle demez mi o zaman? Benim kaderim cehennemlikse, yazım öyleyse, nasıl olsa cehenneme gideceğim. Salih amel işlememe, Müslümanca davranmama gerek var mı? Nasıl olsa kader önüme geçecek. Ben cehennemlik yazıldıysam cehenneme gideceğim. Öyleyse iyi iş yapmam bana hiçbir fayda vermeyecek. Tersine ben cennetliksem kötü ameller de bana zarar vermeyecek. Her türlü günah işleyebilirim. Nasıl olsa kaderim önüme geçecek ve beni cennete sürükleyecek. Öyleyse her iki şık ile de haramlardan kaçınmamın, salih amel işlememin bana bir faydası yok. Cennetliksem nasıl olsa cennete giderim, kaderim öyleyse, cehennemliksem nasıl olsa salih amellerle kendimi kurtaramam. Hiç olmazsa dünyamı yaşayayım. Böyle bir kader anlayışı olmaz. Bu kadere iman filan değil. Tümüyle kaderi istismar etmektir. Aynen Yezid Hazreti Hüseyin'in kellesi yanına geldiğinde bunu Allah öldürdü demekten haya etmiyordu. Yani bizim yaptığımız iş, tamam biz öldürdük onu da Allah'ın kaderiyle, takdiriyle yaptık. Dolayısıyla Allah öldürmüş oluyor. Hazreti Hüseyin'in katili haşa Allah. Kadercilik anlayışı buna götürür insanı. Şeytanın azması Allah'ın şeyiyle güya, şeytani düşünce olarak. Beni sen azdırdın. Burada da Allah dilemeseydi biz şirk koşmazdık. Allah onları şirk koşturan Allah. Haşa. Muhiddin de öyle diyor. Şu Arabi mi ne? Şirk koşan da Allah'a iman ediyordur. Puta tapan da. Allah'a tapan da Allah'a iman ediyordur. Niye? Allah dilemeseydi o puta tapmazdı zaten. Evet. Bu kader filan değil arkadaşlar. Bu dümdüz İslami kavramları tahrif etmektir. Allah'a iftira atmaktır. Ben bir suç işlediysem Allah bana o suçu işletmiyor.
Allah suç işlememi dilemiyor. Ondan razı olmuyor. Beni imtihan ediyor sadece. Bana suç işleyebilme, cehenneme gitme özgürlüğü vermiş. İstersem cehennemi tercih edebiliyorum. Yoksa yaptığım işi Allah bana bunu yaptırdı. Ne yapayım? Kaderimmiş, mecburmuşum bunu yapmaya. Dediğim anda tekrar edeyim, Allah'a iftira atmış oluruz. Kur'an bunu vurguluyor burada. Kul, delil istiyor Allah. Onlarda hiçbir delil yok. Zanna, hevaya, tahmine, kulaktan dolma bilgilere dayanan ve o yüzden de temelsiz bir tahminle ilgili görüşlerinin olduğunu ifade ediyor. Kul felillahil hucjetul baliga. En etkili, en kesin delil ancak Allah'a aittir. Allah'tan delil getirmeniz lazım. En sağlam delil ona aittir. Biz bazen kendi aklımızdan deliller getiririz. Bir başkası bir sözüyle çürütüverir o delilleri. Veya o deliller bir zaman çok sağlam gelir bize. Sonra bakarız, yok ya çok yanılmışım ben deriz. Olmaz mı böyle şeyler? Dün başka görüş sahibi iken de kendimize göre delillerimiz vardı. Veya başkalarının da kendine göre delilleri var. Ama esas delil Allah'ın ortaya koyduğu kesin delillerdir. Biz bazen öyle zannederiz veya bizim delillerimiz bize ait delildir. Başkasını bağlamayabilir. Buraya ait bir delildir. Başka bir ülkeye gitsek farklı bir delil içinde oluruz. Bu zamana aittir. Yarın o delilin değeri kalmayabilir. Ama Allah'ın delilleri her zaman, her insan için, her yerde geçerli delillerdir. Evet. فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ اَجْمَعِينَ. Allah dileseydi, bütün insanlar hidayet üzere olurdu. Eyvallah, bu müşriklerin şirkini dilemedi. Bütün insanların hidayetini dilemedi. Ya neyi diledi? İnsanları imtihan etmeyi diledi. Ama yardımcı oldu mu insanlara? Rab olarak onlara yol gösterdi mi? Hidayetleri için teşvik etti mi? Fıtratlarını o şekilde yönlendirip peygamber gönderdi, akıl verdi, nice insanları hayra yöneltti. Ama zorlamadı insanları. O zaman imtihanın cilvesi olmazdı. Evet. Evet. Kul helümme şühedâekümün lezîne yeşhedûn ennallâhe harrama hâzâ fein şehidû felâ teşhedme ahum ve lâ tettebî ehvâ ellezîne kezzebû bi âyâtina ve lezîne lâ yu'minûne bil âhira ve hum bi rabbihim yâdilûn. 150. ayet. De ki Allah şunu haram kıldı diye şahitlik edecek tanıklarınızı, şahitlerinizi getirin. Eğer onlar şahitlik ederse sen onlarla birlikte bu yalan şahitliğe katılma. Sen şahitlik etme. Ayetlerimizi yalan sayanların ve ahiret gününe iman etmeyenlerin hevalarına, arzularına uyma. Onlar Rablerine şirk koşuyorlar. Burada haram konusu mevzu ediliyor. Haramın ölçüsü sadece Allah'a dayanmalıdır. Dolayısıyla ayetleri yalan sayan, ahirete inanmayanların hevalarına uyup da haram helal ölçülerini insanların kendilerinin uydurmasına, oluşturmasına tabi olma deniliyor. Tabi haram kelimesini
biraz daha genelleştirmek gerekiyor. İnsanlara konulan yasaklar, yasalar şeklinde ele almak gerekiyor. Yasağı Allah koyar. Yasayı Allah yapar. İşte insanlar kendi kafalarından, kendilerine göre yasaklar oluşturuyorlar. Yasalar oluşturuyorlar. Şunu yapamazsınız, bunu edemezsiniz. Söz gelimi, haydi söyleyeyim. Burada cuma namazı kılamazsınız diyor. Niye? Niyesi yok. Devletin emrettiği, müsaade ettiği yerde kılınacak. Devlet cuma namazı kılma konusunda buraya yetki vermiyor. Diyor. Minberi suç aleti sayıyor. Bunlar işte birkaç gün önce gelişen bir olayla ilgili söyledim. Yani havadan örnek olsun diye söylemedim. Burada talebe okutamazsınız diyor. Devlet okutacak. Devletin okuttuğunu beğenmiyoruz, istemiyoruz. Olmaz diyor. O bize ait. Niye olmaz? Yasak. Onlar işte kendilerine yönelik, ne bileyim, Müslümanlara bu kadar çok bile özgürlük diyor. Ama her türlü haram işlemek için her türlü özgürlük söz konusu. Eyvallah. Yani bu tür yasaklar oluşturuluyor. Müslümana Müslümanca yaşamanın yer yer yasak olduğu gibi. Ticaret yapacaksın, faizden kaçınacaksın, olmaz. POS makinesi, kredi kartları, banka kartları, işçine maaş bile veremiyoruz. Bankaya vereceksin, bankadan alacak. Hacca gideceksin, parayı bankaya yatırmadan, yani paranı faize bulaştırıp haramlaştırmadan hacca bile gidemezsin diyor. Bu tür yasaklar. Peki Resul'e hitapla kul de ki tealev gelin etlü ma harrama rabbukum aleykum. Rabbiniz size neleri haram kıldı ben size okuyayım. Vahiyden okuyayım. Size bildireyim. Resul kendi kafasından haram saymıyor. Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Böyle de onlara. Ve ondan sonra Rabbin haramları sayılıyor. Dikkatinizi Allah'ın haram kıldıklarının bugünkü yönetimlerce haram kılınıp kılınmadığına, önem verilip verilmediğine bir bakın. Allah'ın emrettiğini yer yer haram kılarlarken Allah'ın kesin haram kıldıklarıyla ne alakaları var? Bir değerlendirelim. Bir. İki. Burada 10 tane haram sayılacak. 10 emir. Yani Allah haramlarından 10 tanesini öne çıkartmış. Bu Tevrat'ta ve İncil'de de bu şekilde değerlendirilir. 10 emir denir. Meşhurdur. Bilirsiniz, duymuşsunuzdur. Özellikle Hazreti İsa Zeytun Dağı'na çıkıp orada meşhur vaazlarından birini yaparken bu 10 emri de insanlara duyurmuştu. Yine Musa Aleyhisselam'ın da tebliğinde 10 emir öne çıkar. Evet. Bu 10 emir burada vurgulanıyor. Bunu derken önce Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım de. Evet. Resul kendi kafasından haramları tayin etme, tespit etme,
hakkına sahip değil. Resul değilse bugünkü yöneticiler nasıl kendi kafalarından yasaklar oluştururlar? İşte şurada şunu yapamazsınız, burada bunu edemezsiniz. Kur'an okutacağız, okutamazsınız diyor. Okutamazsınız. Devlet istediği gibi ancak kendi kurumlarında okutur. Namaz kılacağız, kılamazsınız diyor. Eyvallah. Ama diyelim ki fesatla ilgili nice şeyler bu tür engellerle karşılaşmaz. Ruhsat alırsın, içki satarsın. Ruhsatını alırsın, kumarhane işletirsin vesaire. Resulullah haram kılar mı? Bu uzun zamandır tartışılan bir konudur. Resulün yetkisi var mıdır, yok mudur? Şimdi olaya nasıl bakacağız? Bir, haram kılma Allah'a ait. Bakın geldi burada. Size Allah neleri haram kıldı onu okuyayım de onlara. Peygamberimizin kendi nefsine, kendi şahsına bile ben bundan sonra işte bal yemeyeceğim gibi bir yasak koyması Allah'ın bir sure indirmesine sebep oluyor. Tahrim suresi, haram kılma suresi. Ve ayet sure şöyle başlıyor. Ya eyyühen nebi, ey peygamber, lime tuharrimu, niye, niçin haram kılıyorsun? Ma ehallallahu leke, Allah'ın sana helal kıldığını, Allah'ın sana helal kıldığını nasıl kendine haram kılarsın? Ümmete haram kılmıyor, kılmaz. Allah'ın haram kıldığını, helal kıldığını ümmete haram diyebilir mi Resul? Ama kendine bile ben bunu yapmayacağım. Ey peygamber, nasıl böyle dersin? Allah'ın sana helal kıldığını haram kılarsın. Bunun yanında Resulullah'a haram koyma yetkisi vermemek yanlıştır. Yanlış söz söylemedim. Bununla birlikte Resulullah'a haram kılma yetkisi vermemek yanlıştır. Şöyle ki, efendim? Evet, verebilir. Deminki sözüme ters geliyor. Az önce ayet dedim. Şimdi de böyle dedim. Çünkü bırakın derken söz öyle olduğu için Resulullah'ı sen ben bile haram kılıyoruz. Bize bu yetki verilmiş de biz Allah'ın haram kılmadığı bazı şeyleri haram kılabiliyoruz da Resulullah bizim yaptığımız, bize verilen o imkanı, gücü onda bulmayalım. Biz yaparız ama Resulullah yapamaz diyelim. Olur mu? Efendim biz nasıl haram kılarız? Haddimize mi? Evet, haddimize. Esrar haram mı? Ayette var mı? Allah haram kılmış mı? Ha. Ama Kur'an'a dayandırırız o haramı. İçkiye benzetiriz. İçki nasıl sarhoş ediyor, aklı gideriyor ve o yüzden haram kılındı. Esrar da aklı gideriyor, hem de daha fazla gideriyor ise kıyas yaptık. Kendi kafamızdan, benim canım öyle istiyor, bu haram olsun. Böyle değil. Kur'an'daki bir duruma göre. Bira haram mıdır? Bira. Yani Kur'an haram kılmamış. Eyvallah. Ama bize sorarlarsa biz ne deriz? Haram deriz. Peki nasıl deriz o haramı? Kıyasla diyoruz. Buna benzeyen daha onlarca konuyu söyleyebiliriz. Eyvallah. Aziz şeyler. Efendim? Aziz şeyler.
az içseler. Allah Resulü çoğu haram olanın azı da haramdır diyor. Çoğu sarhoş edenin azı da haramdır diyor. Sözü düzeltiyorum. Çoğu sarhoş edenin azı da haramdır diyor. O az kime göre, ne kadar? Birisi bir bardak içince sarhoş olmaz. Üç bardak içince olur. Birisi iki yudum içince olur. O zaman herkes içki içmeye kalkar. Ben sarhoş oldum, olmadım. Sarhoşluğun ölçüsü de kime göredir? Ne kadardır? Din ne yapmış? Bunu kökünden halletmiş. İstismara gidilmesin diye. Evet. Dolayısıyla ölçüler belli. Bakın, demek ki biz haram kılabiliyormuşuz. Kıyafet konusunda, kadın erkek ilişkilerinde, kumarda, içkide, şunda bunda, Kur'an'ın direkt olarak yasaklamadığı ama yasaklanan şeye aynen benzediği durumda. Şimdi altılı ganyan oynamak haram mıdır? Kur'an'ı baştan sona şey yap, incele. Bulabilir misin? Spor toto haram mıdır? Milli piyango haram mıdır? Allah haram kılmış mı? Helal mı diyeceğiz? Tabii ki diyemeyeceğiz. Ama kendi kafamızdan değil, Kur'an'daki kıyas yaptığımız illetin aynı illet olduğunu değerlendirdiğimiz durumda. Peki aynı durumda Resulullah Kur'an'daki bir haram kılınan husustan yola çıkarak bazı şeyleri haram olduğunu söyleyemez mi? Haydi haydi söyler. Ama Allah'ın haram kılmadığı ve Allah'ın ayetine hiç dayanmayan herhangi bir şeyi, ben bunu haram kıldım, canım öyle istiyor işte. Onu ne biz yaparız, ne Resul yapar. Evet. Dolayısıyla Resul haram kılar mı, kılmaz mı? Konusu böyle kılar veya kılmaz anlamında tek kelimeyle izah edilecek bir durum değildir. Ve iş böyle tek taraflı değerlendirildiği için tartışmalara gidilmiş oluyor. Allah ona ayetleri açıklama yetkisi vermiştir. Ve yübeyyinu leküm ayati. Namazın nasıl kılınacağını nasıl Resul'den öğreniyorsak, günlük hayattaki bazı hususların haramlığını da Kur'an'ı açıklayan, Kur'an'dan yola çıkarak bize açıklama yapan Resul'den öğrenmemiz gayet doğaldır. Evet. Peki neymiş o haramlar? Ellâ tüşrikû bihi şey'a. İlk en önemli haram ellâ tüşrikû. Şirk koşmayın. Bihi Allah'a. Şey'a hiçbir şeyi. Yani nazar boncuğundan tutun da efendim şahıs olarak herhangi bir şahsa kadar hiçbir şeyi Allah'a şirk koşmayın. En önemli haram, Allah'ın affetmeyeceği en büyük günah tabii ki şirktir. İlk sırada da o söz konusudur. Devletin böyle bir derdi yok. Tam tersine şirk koşmamak suç gibidir. Sen okulda okurken, çocuğun okulda okuyor iken, ben bu heykelin karşısında saygı duruşunda bulunmayacağım deme hakkına sahip olamıyorsun. Şirk koşmama özgürlüğüne sahip değilsin her şeyden önce. Şeyler, Ebu Cehiller daha demokrattılar. Daha özgürlükçüydüler. İlla şu puta onun karşısında saygı demiyorlardı.
rivayete göre 360 tane put vardı. Seç seçebildiğin kadar. Hangisine taparsan. Evet. Yani daha özgürlükçüydüler, daha demokrattılar. Daha dayatmacı değildiler. Burada illa hayır, başka heykelin karşısında olmaz. İlla şu heykelin karşısında diyor. Yani bu konularda işte kimler nasıl yasak koyuyor ve Allah'ın yasağı haramı ne? İki, ve bil valideyni ihsana, haramlarla birlikte emirler iç içe. Aslında her türlü haramı yapmamak farzdır. Her türlü farzı yapmamak haramdır. Ve bil valideyni ihsana ve valideyninize, ana babanıza ihsanla davranmak. Haramları sayayım demişti. Bu da haram. Bunun tersini yapmak haram. Valideyne ihsanı emrediyor Allah. Bunu yapmamak da şirk koşmaktan sonra ikinci sırada günahların içerisinde. Bu konu Kur'an'da 4-5 yerde aynı format içerisinde ele alınır. Mesela ve kadâ rabbuke ellâ ta'budû illâ iyyâh. Rabbin hükmetti ki ancak Allah'a kulluk yapın. Ve bil valideyni ihsana ve ana babanıza ihsanla. Yani Allah'a kulluk, Allah'a şirk koşmamak, hemen sonra ana baba ve onlara güzel davranmak. Dikkat edin, ana babaya itaat etmek denmez. Ana babaya ihsanla davranmak denilir. Hiçbir ayette ana babaya itaat edin ifadesi geçmez. Enteresandır. Ama ana babaya güzellik sergilemek, güzel davranmak, ihsanla davranmak geçer. Örnek vereyim. İhtiyar bir babam var. Rahmetli oldu. Benden bahsetmiyorum, babamdan da. O örnek olsun diye. Oğlum dedi, yattığı yerden bir bardak su verir misin? Baba, tam dizi seyrediyorum cavcavlı yerde veya Fenerbahçe'nin maçını seyrediyorum, gol atacaklar. Şimdi sana su getirirsem neleri kaçıracağım? Tam zamanında istediğin suyu. Evladım ne olur filan dedi. Neyse, acıdım babam diye. Kızarak kalktım. Belki mırıldanarak kapıyı sertçe kapattım. Suyu getirdim, masasına tak diye koydum. İtaat ettim mi? İtaat ettim. Su getir dedi, suyu getirdim. Getirdim, itaat ettim. Ama ihsanla davranmadım. Yani haram işi. Eyvallah. Allah böyle itaat istemiyor benden. Şimdiki gençler bunu daha dramatik tarzda yapıyordur, yaparsa. Baba unutma, bak su getirdim sana. Bu iyiliğimi unutma. Bak getirmeyebilirdim. Filmi bıraktım, sana su getirdim. Ona göre. Burnundan da getirir. Evet. İhsan. Söz gelimi, babam içkici. Oğlum bana içki al gel dedi. Allah itaat edin demiyor. İhsanla davranın diyor. Babacığım gel, daha pahalı, daha kıymetli, daha faydalı başka bir şey iste. Seve seve sana alayım onu. Ama Allah yasak kılmış. Gel sen de bu içkiyi bırak. Kibar bir şekilde babama nasihat ettim. Sözünü yerine getiremeyeceğimi ifade ettim. Ama ihsanla davrandım. Allah benden bunu istiyor. Allah'ın isyanında buna itaat yok. Elbette. La ta'ate fi masiyetillah. Hiçbir kula isyan yok. La ta'ate
el mahluk inde isyanil halik. Halika isyan konusunda hiçbir mahluka itaat yoktur. Ne kadının kocasına, ne talebenin hocasına, ne vatandaşın devletine, ne askerin komutanına, hiç kimseye itaat olmaz. Allah'a itaat olmayan durumda. Allah'a isyan edene isyan etmek şarttır. Ve Allah'a isyan etmeden Allah'a isyan edene isyan etmeden Allah'a itaat olmaz. Evet. İkincisi bu. Ve la taktulu evladeküm min imlak. Çocuklarınızı geçim sıkıntısından, onları besleyememekten dolayı öldürmeyin. Bakacağın kadar çocuk yap diyor. Kaç çocuk, kaç çocuğa bakabilir? Sanki sen rızkını veriyorsun onların. Eskiden 8-9 kardeş olanlar vardı çokça. İçimizde var mı? 1-2 Peki 14. Peki içinizde 8-9 çocuğu olan var mı? Yani babalarımız belki 8-10 çocuk sahibi oldular ama bizlerde kesildi bu iş. Evet. Ne diyecektim? Çocukları öldürmek. Bir daha doğmadan öldürüyoruz. Öldürmek sayılır mı bilmem ama tavsiye edilmeyen bir şey en azından. Yani illa kürtaj olması, illa doğan kız çocuklarının toprağa gömülmesi gerekmiyor. O şekildeyi daha farklı ele alalım. Daha iddialı olarak şu şekilde, şu şekilde iki nokta üst üste. Dünya yönüyle öldürmüyoruz. Ahiretlerini mahvederek öldürüyoruz. Onların imanını önemsemeyerek iyi bir okulda okutuyoruz. Karınlarını iyi doyuruyoruz. Başlarına bir şey gelmesin diye titriyoruz. Ama cehennem odunu yapıyoruz. Hangisi daha beter? Ebu Cehillerin dünyası yönüyle çocuklarını öldürüp ahiretlerini mahvetmedikleri, küçük yaşta öldürdükleri için onlar mı çok daha kötü bir iş yapmış oluyorlar? Çocuklarına dünyalık olarak her şeylerini verdikleri halde Allah'ı, dini, İslam'ı, tevhidi öğretmeyen anne baba mı? Hangisinin katli evladına zararı daha büyük? Eyvallah. Evet. Çocuklarınızı öldürmeyin. Nahnu nerzukukum ve iyyahum. Sizi de çocuklarınızı da rızıklandıran biziz. Yani siz bakmıyorsunuz çocuğunuza. Onların rızkı neyse bütün yarattıklarının rızkını veren Allah. Rızkını veren o. Çocuğu çok diye çocuklarını aç bırakan, aç bırakmak zorunda kalan kim var ki? Hele çalışıp çabaladıktan sonra simit satıyor, kağıt topluyor, yine çoluk çocuğunu besliyor. Kurdun kuşun toprak altındaki gözü görmeyen solucanın rızkını veren Allah, denizde suyun içerisinde balıklara, diğer mahluklara rızkını veren Allah, bitkilere, ağaçlara gezemedikleri, rızıklarını arayamadıkları halde rızkını ayaklarına getiren Allah, seni mi aç bırakacak? Senin çocuğunu mu? Ama şu da doğru değil. Bir yönetici çıkıyor,
üç tane çocuk istiyorum. Herkes üç çocuk yapsın. Falan. Ya bana ne kafirlerin çocuğundan, yapmasınlar onlar ya. Müslümanlarda üç değil, beş değil, ne kadar çocuk, başkalarına sahip olamıyorlar. Hiç olmazsa kendi çocuklarının dinleriyle uğraşsınlar. Yarınki nesiller Müslümanların nesilleri olarak çoğalsın. Türkiye'nin nüfusu ben ilgilenmiyorum. Kafirler kaç çocuk sahibi olmuş? Onlar nüfuslarının artması benim hiçbir işim, şeyime değil. Ben ümmetimin çokluğuyla iftihar ediyorum diyor. Evlenin çoğalın diye bize hitap ediyor ve ümmetimin çokluğuyla iftihar. Kafirlerin çokluğuyla değil. Evet. Tabii giderek kedi köpek besleyenler çoğalıyor. Bebek beslemek zahmetli. Köpek beslemek hem batılı efendilerinin de yaptığı iş daha kolay geliyor. Ve la takrabul fahişe fevahiş ma zahara minha ve ma batan. İster açıktan işlensin, ister gizli olarak. Her türlü aşırılığa, fahşaya ne yapın? Yaklaşmayın. Ve la takrabu. Fahişe hem fahişelik anlamında cinsel suçlar hem de her türlü aşırılıklar, günahlar demektir. Yani ister cinsel yönüyle aşırılık olsun, ister diğer çirkinlikler yönüyle aşırılık olsun. Kur'an buna fahişe der. Çoğulu olarak fevahiş. Kadının yaptığı değildir sadece fahişe. Erkeğin yaptığı şey de aynıysa o da fahişedir. Kur'an'a göre. Ve izâ fâlû fâhişeten ev zalemû enfusehum. Kur'an der ki erkek veya kadın bir fahişe işlediğinde veya nefsine zulmettiğinde Allah'ı hatırlar ve Allah'tan tövbe eder. Allah'a tövbe eder de. Fahişe işlediğinde. Yani bir ahlaksızlık kadın işlerse fahişe oluyor, erkekse övünç meselesi oluyor, çapkınlık filan. Çok rahat olarak erkeğe de fahişe demek lazım. Bir zina eden erkeğe. Orospu demek lazım. Eyvallah. Hele affedersiniz erkek erkeğe filan LGBT'ler vesaireler tümüyle fahişe toplumu demek gerekiyor. Kur'an diyor çünkü bu kavramı. Yani insan neslinin bir kısmına böyle diyeceksiniz, kınayacaksınız. Hatta bir adamla kavga ediyor, öteki adam onun anasına iftirada bulunuyor. Yani falanın çocuğu diyerek karşısındakine. O ne kadar kadını aşağılayan cahiliye anlayışıyla alakalı. Evet. Saat 9'a gelmiş hemen. Devam ediyorum. Biraz hızlanacağım o zaman. Açıktan olsun, gizliden olsun her türlü aşırılığa, isyankarlığa ve cinsel suçlara yaklaşmayın. Ve la taktulu nefselleti harramallahu illa bilhak. Hak olarak Allah'ın savaşta, cihatta müsaade ettiğinin dışında hiçbir nefsi öldürmeyin. Yani cinayet işlemeyin, adam öldürmeyin. Ancak savaş gibi durumlar hariç diyor. Zalikum vassakum bihi lealleküm taakilun. Ümit edilir ki aklınızı kullanırsınız. İşte onun için Allah bunları size vasiyet kıldı, tavsiye etti diyor. Ve la takrabu malel yetim illa billeti hiye ahsen. Hatta yebluğa eşütte.
Buluğ çağına erişinceye kadar güzel yollarla olması hariç yetimin mallarını yemeyin. Evet, ona yaklaşmayın, el uzatmayın. Yani bir yetime bakıyorsanız güzel olan yol, güzel olan yol mümkün sen fakirsindir, baktığın yetim zengindir. Örf gereği onun bakımını kendi parasından sağlayabilirsin şeklinde. Büluğa erinceye kadar onun malını kendisine vermeyin ama siz de en küçük çapta ona yaklaşmayın. Burada sadece yetimler değil, kimsesizler, garipler, fakirler, sahipsiz insanlar, ümmetin yetimi kabul edilecek insanlar da genel olarak bu kapsama girer. Evet, mesela Suriye'den gelen yaşlı insan da yetim mi sayılır? Yetim sayılır. Ve evful keyle vel mizane bil kıst, ölçüyü ve tartıyı adaletle yapın. Evet, terazinizi, ölçünüzü, metrenizi, hesap aletlerinizi, hesaplamanızı adaletle yapın. Özellikle pazarlarda vesairede teraziyle ne kadar oynanılabiliyor düşünmek gerekir. Metrelerle vesaireyle. Evet. Ve tabii esas ölçüye riayet etmeyen, ölçüyü genel anlamda kullandığımızda sorumlu insanların durumları. La nükellifu nefsen illa vus'aha. Biz hiçbir nefse gücünün yetmediğini ne yapmayız? Teklif etmeyiz, mükellef kılmayız. Yani bu haramlar herkesin yapabileceği hususlardır. Allah size zorluk dayatmıyor. Ve izâ kultum fâdilû. Konuştuğunuz zaman, söylediğiniz zaman adaletle söyleyin. Doğruluktan şaşmayın. Velevkâne zâ kurba. İsterse akrabanız, çok yakınlarınız olsun. Akrabanızı kayırmak için söz gelimi onlarla bir başkalarının arasında problem varsa akrabayı tutmak için adaletten ayrılmayın. Akrabanız bile olsa. Bu hemşehrim benim. Hemşehrin olsun. O haklı mı olacak senin hemşehrin olunca? Akraban olunca haklı mı olacak? Sözünde doğru olacaksın. Şahitlik yapıyorsan doğru şahitlik. Haksızsa haksız. Akraban da olsa. Ve bi ahdillahi evfu, Allah'ın ahdine vefa gösterin. İki anlam, bir Allah'a karşı onun ahdine vefa gösterin, iki Allah'a yönelik yaptığınız ahitler, yani ahdiniz Allah'a verdiğiniz bir sözdür. Onları ifa edin, vefalı olun. Söz verdiğinizde sözünüzden caymayın. Zalikum vessaküm bihi lalleküm tezekkerun. Siz gerçekten Allah'ı hatırlar, ona zikreder iseniz, düşünüp anlarsanız bunları yerine getirmeniz, öğüt almanız için ne yaptı? Allah bunları tavsiye etti, emretti. Tezekkerun, öğüt almak daha çok. Evet. Ümit edilir ki öğüt alırsınız. Son ayeti de ifade edeyim. Konuyu bitirelim. Ve enne hâzâ sırâtî müstakîmen fettebi'û. İşte bunlar benim dosdoğru yolumdur. Bu emir ve yasaklar Allah'ın gösterdiği dosdoğru yol. Ve lâ tettebi'ûs sübül. Başka yollara tabi olmayın. Ne olur? Feteferraka biküm ansebili. Başka yollara, başka dinlere, başka yasaklara uyarsanız Allah'ın yolundan sizi ayırırlar, uzaklaştırırlar. Allah'ın yasakları var. Bir de bugünkü devletin tabi olunacak yasakları var. Allah'ın yolu var.
başka yollar var. Bunlar benim yolum diyor. Dosdoğru, sırat-ı müstakim olan yol. Fatiha suresinde ihdine sıratel müstakim. Bizi sırat-ı müstakime yönelt. Oraya hidayet eyle diye dua ediyoruz. Allah diyor ki işte benim sırat-ı müstakimim. Madem dua ediyorsunuz günde 40 defa, alın. Peki ya Rabbi seninkilerini de alalım, bugünkü devletinkilerini de alalım. Ve la tettebi'us sübül. Başka yollara tabi olmayın. O zaman onlar Allah'ın yolundan, sırat-ı müstakimden sizi ayırırlar. Zalikum vassaküm bihi lealleküm tettekûn. Allah bunları emrediyor, tavsiye ediyor, vasiyet ediyor ki siz Allah'tan hakkıyla korkmuş olasınız, ümit edilir ki. Burada 10 tane emir verildi. İsterseniz madde olarak sayı vereyim, 10 olarak. Bir, şirk koşma. İki, ana babaya ihsanla davranmak. Üç, çocuklarınızı öldürmeyin. Dört, aşırılığın, fahişenin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Beş, adam öldürmeyin, yani cana kıymayın. Altı, yetim malına ve gariplere dokunmayın. Yedi, ölçü ve tartıyı adaletle yapın. Sekiz, akrabaya karşı bile olsa söz söylediğinizde adaletli olun. Dokuz, Allah'a verdiğiniz sözleri yerine getirin. On, sırat-ı müstakime uyun, başka yollara uymayın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.